Şu anda şu konteyner kentlerin olduğu bölgede hamdolsun ciddi sayıda bir yaşam var. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, aşağılayanlar bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Bizim şu aşkımızın, şu sevdamızın sırrına asla eremediler. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu, sıkıntıyı kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladılar. Milletle irtibatlarını güçlendirmek yerine makarnacı, kömürcü, gerici, yobaz, takunyalı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Ne dediler? Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyerek içlerindeki kibri ortaya döktüler. Meydanları hınca hınç dolduran milyonların sırrına ermeye çalışmak yerine bindirilmiş kıtalar diyerek bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar. Yeterince gelişmemiş diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde milletin karnı tokmuş diyorlar. Anladınız değil mi? Her türlü hakaret ediyorlar. Her türlü densizliği, edepsizliği sergiliyorlar. Ama bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar. Şöyle aynanın karşısına geçip kendilerini hesaba çekmiyorlar. Pazar günüyle beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler. Fakat her defasında hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine halen tehdit diline sarılarak, korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. Kardeşlerim, gençler, CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi. Gençler, bunu 14 Mayıs seçimlerinden sonraki tavırlarıyla bir kez daha ispatladılar. Halbuki Mevlana Hazretleri ne diyor? Eğer bir insanda ayıp görürsen o ayıp bendedir. O ayıp sendedir ama onda görürsün. Alem ayna gibidir. Kendi nakşını onda görürsün. Bunların da Adıyaman'a, deprem bölgesine, başka şehirlere göç eden depremzedelerimize baktıkça gördükleri kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Menfaatçi kendileridir. Oy yoksa hizmet yok diyen kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir. İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Mahalle baskısıyla gençlerimizi yıldıran kendileridir.
sırf destek vermediği için sanatçısından depremzedesine herkese her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki bunlar ne yaparsa yapsın, İnsanlar gelip önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Yok öyle ya ama. Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir.